Oo Fırat Bey. Oğlum sen manita mı yaptın? Hem de böyle bir kız. Cazibenin önünde eğilmek istiyorum abi. Sen şimdi bırak dalga geçmeyi de sen neredesin oğlum kaç aydır? Bodrum'daydım ya abi. Oğlum telefonlarını niye açmıyorsun? Bak Sumur Hanım'a birikmiş kira borcum vardı onu da ödememişsin. Şimdi o şöyle. Pansiyon sahibi bana kazık atınca... Sen de geldin Sumur Hanım attın öyle mi? Aynen. Abi ekonomik zincirleme bir reaksiyon oldu. 10 para gitmesin diye buraya kadar otostopla geldim. Yolda bir kamyoncu aldı. Bütün yol verdi çeneyi, verdi çeneyi. Kafam şişti. Aa, çok uykum var. Oğlum ne yapıyorsun lan? Sumur Hanım başkasına verdi odayı. Nasıl abi? He? Abi benim eşyalarım, her şeyim içeride. Ben bilmem. Ben gideceğim Sumur Hanım'la konuşacağım. Tamam. Şaka yaptım. Ama bak Sumur Hanım hasta ilanı verecek odayı. Abi böyle şaka mı yapılır ya? Yapılır tabii. Kadın çöp poşetine koymuş eşyalarımı abi ya. Vallahi kardeşim sokağa atacak da zor engel oldum. Artık kalmak için yalvarır mısın? Ağlar mısın ben bilmem. Ben akşam bir aylık kirayı veririm, yumuşatırım Sumru Hanım'ı da. Hani vermemişti pansiyoncu parayı? Vermedi hiç. Ben de iki tane klimasını söküp sattım. Bu ne lan kadın cüzdanı? Kimin cüzdanı mı? Çaldın mı lan yoksa? Abi çalmadım ya. İki gözüm önüme aksın ki vallahi billahi çalmadım. Yemin etme oğlum çalmadıysan sen de nerede cüzdan? Ben bunu otostop çekerken buzulukta buldum. Tam sahibine götürecektim o an bir kamyon durdu. Ben de bindim. Elimde kalmış yani. Para var mıydı içinde? Yoktu bir şey. 55 lira falan. E oğlum şimdi yok. Harcadın değil mi? Oğlum yaptığın basbayağı hırsızlık lan senin. Ya gözünü seveyim beni bir sal ya. Uyuyacağım. Oğlum ne demek sal ya? Kızın cüzdanını almışsın. Üstüne bir de parasını harcamışsın ya. Ayıp lan. Ya cüzdanın sahibi senin kadar mevzu yapmamıştır. Boş ver. Bırak ya. Sen bırak cüzdanı. O kızı nereden buldun? Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Abi sor bakayım bir arkadaşı var mıymış?